Berket Aldırındemir. White Far takımının üst koridor oyuncusuyum. Yaklaşık 3 senedir bu oyunu oynuyorum. Bu oyuna profesyonel olarak ilk defa Team Tour Quality'de başladım. Sezon boyunca çeşitli başarılara imza attık. Türkiye Büyük Finali'nde de ikinci olduk. Ve uluslararası turnuvalarda da çeşitli derecelere imza attık. EM gibi turnuvalara katıldık. Bugün ise sizler için Yasuo'yu deneme fırsatı buldum. Ve bugün gözlemlediğim şeyleri sizlerle paylaşacağım. Ölüm de rüzgar gibi. Hep yanı başımda. Yasuo tam bir samuray. Adından anlaşılabileceği üzere yakın dövüşçü. En güzel özelliği bence E'si, çünkü hem mobil olmanızı hem de hem kaçarken hem yakalarken bayağı çeşitli özellikler sağlıyor size. Irelia'nın Q'sundan daha çok daha elverişli bir yapısı var. Onun haricinde W'su da çok iyi iş gören bir skill. Çünkü gerek Ashe'in ultisi olsun, bazı Anivia'nın Q'su olsun, bu tarz şeyleri engellediği için takım savaşlarında çok iyi iş görebilir. Ama tabii ki zamanlamasını güzel tutturmak lazım. Bunun için de oynaya oynaya deneyim kazanmak gerekiyor. Bunun haricinde Q'su da güzel bir skill. Çünkü cooldown'u az olduğu için hem karşıyı dürtmenize olanak veriyor, hem de 3 kere stacklendiği zaman, yani 3 kere üst üste adama tutturduğunuz zaman veya bu creep'e de tutturmanız da aynı şekilde sayılıyor. Bir hortum çıkarıyor ve bu hortumla bir saniye adamı havaya kaldırıyor. Bu sayede adamı güzelce dürtebiliyorsunuz veya yakalayabiliyorsunuz veya kaçabiliyorsunuz. Bunun haricinde E ve Q'yu combo şeklinde kullandığınız zaman da Wukong'un ultisine benzer bir şekilde o alandaki herkesi kaldırıyor. Bu da ultinizi efektif bir şekilde kullanmanızı sağlıyor. Merhaba, ben Can Viridian Çaldıran, TT ve Plan B takımının eski ormancı oyuncusuyum. Son olarak beni üniversite arası turnuvayı birincilikle kapatan Sabancı Üniversitesi'nin orta koridor oyuncusu olarak izlediniz. Bugün Yasuo'yu sizler için test ettim ve elimden geldiğince aklımdaki fikirleri sizlere aktaracağım. Yasuo, mana ve enerji kullanmayan bir yakın dövüşçü. Yeteneklerinin çeşitliliğiyle birçok farklı eşya ve takım kompozisyonunda kendisine yer edinebiliyor. Aynı zamanda birçok farklı role adapte olabiliyor. Yasuo'yu diğer şampiyonlardan farklı kılan yeteneği, sadece havaya fırlatılmış şampiyonları etkileyen ultisi. Yasuo kendisine bu fırsatı yaratmak için Q yeteneğini kullanabilir veya havaya fırlatma özelliği olan başka şampiyonların da bu yeteneklerini kullanmasını bekleyebilir. Bu yüzden Yasuo, Orianna ve Malphite gibi şampiyonların yanında son derece etkili oluyor. Yasuo'nun yeteneklerinin kendi hasarları diğer şampiyonlara oranla biraz az kalıyor. Bu yüzden koridor safhasında sıkıntı çekeceğini düşünüyorum. Renekton gibi şampiyonlar onu koridor safhasında gerçekten sıkıntıya sokacaktır. Bu yüzden ormanda veya mid, yani orta koridorda oynanacağını düşünüyorum. Ormanda kendinizi geliştirmek için yeteri kadar zamanınız olacaktır. Bu yüzden oyunun ilerleyen safhasında kendinizi daha rahat gösterebilirsiniz.